Edemiyoruz. Şişler demiyorlar, köle diyor. Bu da iyi bir şey. Ne oldu oğlum? Kamaklı olan bu. Daha geç olmadı. Arabakiler biraz yunus. Burasıydı değil mi hayat? Çekirge işte. Çekirgen şeyler. Market. Aronya'da da böyle. Bugün de sağ olsun çilek yok. Oo. Ağzında müthiş patlıyor ya. Ben de çilek. Çuvalı getirir sepete. Bunu mu ben taşıyayım? Evet, stajyer. Yanılmış olabilir. Ama genelde onları yiyoruz. Ülkemizdeki en asitli topraklar Karadeniz'de olduğu biliniyor. Bölgemizdeki her yer tabii çok kuvvetli asit değil ama toprak koşulları uygun olan bölgelerde açıkta yetiştiricilik yapılmalı. Ürünlerde bütün meyve türlerinde şöyle bir kural vardır. Meyveler daha ziyade taze tüketim için üretilirler. Öncelikle kullanım amacı bu şekildedir. Bu arada uzun bir hasat periyodu ister. Yani hasat periyodunu uzattığınız müddetçe üretici daha çok kazanmış olur. Böylece uzun bir süre piyasada taze meyve bulma şansınız söz konusu olacaktır. Mavi Yemiş'in başta kurulum maliyeti yüksek. Ancak çok iyi fiyatlarla alıcı bulabiliyor. Bu sebeple bu başta kurulum ve belirli bir sezonu geçtikten sonra iyi fiyatla alıcı bulduğundan ülkemizde de bu tür hızla yayılmaya başlamıştır. Öyle ki biraz önce ifade ettiğim gibi daha yüksek kurulum maliyeti olmasına rağmen saksılarda, potlarda veya torba kültüründe ticari olarak Mavi Yemiş yetiştirmeye başlandı. Bunların önemli bir kısmı ihracat amaçlı gidiyor. Ülkede iş tüketimde de söz konusu. Ancak maliyet fayda açısından da bakıldığında bu tür açıkta yetiştirilmeye de uygun. Özellikle geç turfanda açısından biraz önce ifade ettiğim gibi yüksek rakımlarda farklı sezonda olgunlaşan uzun bir hasat dönemi oldukça önemli. Bahçe tesisinde de en az 4-5-6 çeşitle bahçe kuruyoruz ki daha uzun bir sezonda hasat edelim ve daha çok gelir elde edelim diye. Mavi Yemiş karlı bir ürün. Eğer koşullarınız uygunsa bölgemizde özellikle açıkta yetiştiricilik açısından bu ürünü yetiştirmeyi tavsiye ederim. Çünkü çok karlı bir ürün. Satın alımda da herhangi bir sorunu olmadığı görülüyor. İhracat için de açığız. Ülkemizde Mavi Yemiş üretim miktarının 10 bin tonlarla ifade edildiğini söyleyebiliriz. Elbette bu rakam yeterli değil. Ülkemizin şöyle bir hedef koyacak olursak bir 100 bin ton üretmiş olmamız lazım. Yani 100 bin ton ürün üretirsek bu üründe de varız diyebiliriz. Yani 10 bin, 20 bin tonlar bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Yani 100 bin tonları geçmemiz lazım.